Günaydın. Bugün dedim ki artık şöyle kısa da olsa bir video çekeceğim. Çünkü video çekmeyi özlüyorum. Dahası yorumlaşmayı bile özlüyorum diyebilirim. Yorum yazıyorsunuz ya videolarına mesela. Onları bile özledim. Yani internet sorununu şu şekilde halledeceğiz. Şeymiş. Adresler değişmiş. Caddeler, apartman isimleri, apartman numaraları falan her şey değişmiş. Bu sisteme geçmemiş. Bununla ilgili bir problem yaşıyoruz. Normalde var. Altyapı var. Dediğim gibi evde internet kablosu var. Bizden önceki ev sahibi zaten kullanıyormuş internet. Yani modemi falan bile vardı adamın evde. O kadar internet var yani. O kadar altyapı olduğuna eminiz. Ama bu adreslerle alakalı bir problem var. Bunun çözülmesi lazım. Benim böyle video çeken bir insan olup internetle ilgili sürekli bir problem yaşamamda çok komik ama yapacak bir şey yok yani. Ya telefon internetinden de yükleyebilirim. Bak normalde benim 25 GB internetim var. Hadi o bitti. Tekrardan 25 GB aldım. Yükleyebilirim normalde ama şimdi hat çekmiyor ya, videoyu yüklerken yarıda hat gidiyor. Bekliyor, bekliyor, bekliyor. Tekrar başa, tekrar başa. Öyle öyle günlerce beklediğim yetmezmiş gibi en az 2 günde yükleniyor zaten. Bir de internet gidiyor fakat yüklenmediği de oluyor. Yani öyle bir durum var. Onun için dua edeceğiz ki en kısa zamanda bu internet işi çözülsün. Biz de normal şekilde her günkü gibi video çekmeye devam edeyim. Gene palyaço gibi yaptım kendimi. Şu anda o da çok sıcak. Ama dedim ki kısa da olsa bir video çekeyim. Çünkü özlüyorum. Gerçekten özlüyorum. Evin çok şükür çoğu şey bitti. Şimdi salona halı falan da aldık. Onu da göstereceğim size. Ha bu arada şey dur. Unutmadan önce onu söyleyeyim çünkü bu daha önemli. Bizim Dilvin vardı ya, artık zaten hepimiz canlı yayından herkes birbirini tanıyor. Dilvin YouTube kanalı açmış. Kanalın adı Dilvin Karakoç. Bakarsanız, destek olsanız çok sevinirim. Çünkü ben bu işi ilk yapmaya başladığımda bana destek olan kimse yoktu. Hep birlikte Dilvin'e destek olalım. Bir de bir insan böyle takipçisinin arttığını, para kazandığını falan görünce mod daha da yükseliyor. Onun için Dilvin'e destek olursak sevinirim canlarım. Bu evi taşının taşına hiç makyaj yapmamıştım sıcaktan. Bugün dedim ki bir makyaj yapayım, bir kendime geleyim. Bir de şimdi dışarıya çıkacağız. Baran'la Efe'yi şeye götüreceğim. Oyun parkına götüreceğim. Taze fasulye alacağım. Dünden beri taze fasulye alıyoruz. Dün pazar günüydü ya canlarım. Buradaki bütün manavlar kapalı. Carrefour, Migros. Pardon, Migros'a gitmedim. Carrefour, Şok, BİM, A101'e gittim. Normalde hep dondurulmuş taze fasulye olur. Yok. Yok yani, yoktu. Oğlumun canı da fasulye istiyor. Onun için şimdi Ramazan'dan fasulye alacağım. Akşama dün lazanya yapmıştım. Dur mutfağa gidince göstereceğim onları. Dolabını falan da göstereceğim hep. Yeter bu kadar. Azıcık da ruh sürelim. Zaten öyle bir terliyorum ki. Yani Ramazan'a gidiyoruz. Oradan taze fasulye alıyoruz. Çocukları oyun parkına getiriyorum. Ve eve geliyoruz. Hadi gidelim, salona halı aldım. Onu göstereyim size. Bizimki burada. Böyle siyahlı beyazlı bir halı aldım. Bunun sebebi de şu. Koltukların ayakları beyazdı ya. Sandalyelerim siyah. Şuradan göstereyim bir de size. Hem ucuzdu da fiyatı da uygundu bu halının. 150 liraya mı ne aldım. Şöyle oldu işte. Bence idare eder. Çünkü Serkan'ın tutup da bunların ayakları değişmeyecekti. O da gözüne batıp duracaktı. En azından böyle beyazda, dur şöyle geniş açı yapayım. Şöyle beyazda güzel oldu gibi düşünüyorum. Sandalyelerim geldi canlarım. Sandalyelerimin hepsi farklı boy. Şöyle göstereyim. Bakın görüyorsunuz mesela şu kısa, küçük yani. Şu en büyükleri. Altları da değişik. Bakın anlayacaksınız. Şunu görüyorsunuz. Şunun altını görüyorsunuz. Gördünüz değil mi? Hepsi birbirinden farklı geldi. Bunlar da değişecek inşallah. Şimdi mutfağa gidelim. Dün akşam Serkan geç geldi. Ondan sonra oturduğu yerde uyudu. Ben de sinirlendim, kalktım mutfağa girdim, bir şeyler yaptım. Bakın burada damla çikolatalı kurabiyem var. Bu kavanoz. Burada da haşhaşlı çörek otlu, tuzlumsu tatlımsı kurabiyelerim var. Dönüyoruz. Burada da kekim var. Kalpli kek kalıbıyla yaptık. Gayet güzel yani. Şunlar fındık bu arada. Oralara fındık koydum. Neyse şurayı da paketledim. Tuzludan, damla çikolatadan ve kekten. Bunlar da Ramazan'a gidecek. Şimdi dolabı göstereyim canlarım. Biliyorsunuz bakın hala markasız bir dolap yani. 5.000 liraya aldık bu dolabı. Bu dolabın tek sıkıntısı ne? Ama önce şunu söyleyeyim. Bakın lazanyam burada. Trileçesi çocuğum yaptım dolapta.
Bamya var. Bamyam burada. Yani dolabı ne kadar doldurabildiğimi görüyorsunuz değil mi? Şurada sade yağım var mesela. Burada sade yağım var. Önceki dolaba imkanı yok bunları koyamazdım. Hele ki bamyayı falan böyle bir kavanoza koyuyordum ki oraya sıkıştırayım, buraya sıkıştırayım. Çok şükür ondan kurtuldum. Yemeklerim olduğu gibi bu şekilde koyabiliyorum. Şimdi şu şeyi göstereceğim. Bakın arkayı görüyor musunuz? Bu karlama yapıyor bu dolap. Bunu ara sıra ayarını düşürmek lazım. Onlar eriyor. Ayarını düşürmeseniz de eriyor. Aşağıda bir delik var. Şimdi gösterebilecek miyim bilmiyorum. Şu en arkada bir delik var. Oradan gidiyor bu su. Ama bazen o kadar çok hani ayarını düşürmesek iyice kalıp haline geliyor. Onun için ayarını düşüyorum. Oradan akıp gidiyor bu su. Hani başka böyle daha diğer dolaplarda yoktur böyle bir durum herhalde. Benim Ankara'dakinde de yok. O da no frost. Buradaki diğer dolabım da no frost. Onda da böyle bir problem yok. Bunda var. Ama bununla ilgili internetten araştırdığım kadarıyla eğer böyle bir dolabınız varsa size de tavsiye vereceğim. Şimdi o su akıyor ya oradan. Motorun oradan gidip motorun ısısıyla buharlaşıyormuş. Burada dikkat etmemiz gereken şuymuş. Herhangi bir şeyin dolaba dökülmemesi. Çünkü dolaba dökülen şey o delikten motorun oraya gidecek ve sürekli bir koku salgılayacak. Onun için dolaba hiçbir şey dökülmemesi gerekiyormuş. Ki zaten ben hani dolap konusunda ne kadar hassas olduğumu biliyorsunuz. Gördüğünüzde zaten hiçbir şeyin asla ağzı açık olmaz. Limon bile ağzı açık koymam. Koyarlar ya yumurtalığa falan böyle. Asla koymam. Çünkü bana zaten açık koyduğum anda kokuyormuş gibi geliyor. Neyse sabah sabah çok konuştum çünkü çok özledim video çekmeyi. Bu arada 2 gün sonra Ankara'ya gidiyoruz. Oradan Balıkesir'e geçeceğiz. Aslında bir takipçi buluşması yapmayı düşünüyordum ama 2 gün kalacağız. Bir gün bu elbise, kardeşim düğüne giydiğim elbisenin boyunu kısaltacağım. Balıkesir'de düğüne gidiyoruz. Orada giyeceğim onu. Terzi işiyle falan uğraşacağım. Ondan sonraki günde kayınvalideme falan gideriz. Hiç vaktim yok. Oradan Balıkesir'e gideceğiz. Balıkesir'de bir gece kalıp tekrardan buraya döneceğiz. Bu arada Baran odasına da halı aldım. Şu anda kargoda, muhtemelen gün içinde birileri gidip alacak onu. Şimdi gidelim Ramazan. Çocuklara kekimi, kurabiyemi paketledim. Onları götüreyim. Biraz da oyun parkında oynasınlar. Taze fasulyemi de alayım. Geleyim. Serkan da mısır getirmişti dün. Onları da ayıklayıp pişiririz bugün. Gittik geldik. Efe'yi de aldık geldik. Balkon keyfi yapıyor çocuklarım. Hortum mu çıktı? Bir yandan tatlı yiyorlar, bir yandan balkonu yıkıyorlar. Keyifli ya. Balkonu bayağı keyifli yani. İnanmazsınız. Balkonu yıkıyoruz, su deliğe gidiyor. Diğer evde unutmuşuz. Baran, Efe'nin üstü ıslanmasın. Yerleri yıkayıp geçiyorsun. Dur ben yardım edeyim. Diğer evde balkonda kesinlikle su gidere gitmiyordu ya. Balkonu yıkamak bir yana, bir de şey yapıyordum yani, suyu götürmekle uğraşıyordum. O dökülen taşları da biliyorsunuz. Burada yemin ediyorum yani böyle bir rahatlık yok. Suyu döküyorsun gidiyor, suyu döküyorsun gidiyor. Şunların keyfine bakın. Her şeye değer çocukların mutluluğu yani, şükürler olsun. Şöyle mutfaktan bir durum bildireyim. Taze fasulyemi koydum. Ya Baran dünden beri istiyordu. Canı çok istemiş. Demek ki altını kısıkta açtım. Biliyorsunuz hiçbir şey yok. Su falan koymuyorum. Bu böyle 2 saate pişecek. Fırına bakalım. Fırında da mısırlarım var. Bir defa fırında mısır yaptım. Baran çok beğendi. Artık haşlamayamıyor. Gene fırında istedi. Ona koydum o şeyleri, mısırları. Mısırları pişsin. Efe gitti. Akşamüstü oldu zaten. Şimdi size bir şey göstereceğim. Ne göstereceğim biliyor musunuz? Bakın burası mutfağın yeri. Nazan fark etti bunu. Şimdi buradan şöyle tuvaletin buradan gidiyor su. Nasıl anlatacağımı bilemedim. Yani mutfağı yıkıyoruz, buradan su gidiyor. Sonra geliyoruz şurayı yıkıyoruz. Burayı da yıkıyoruz, buradan su gidiyor. Benim en çok hoşuma giden bu oldu bu evde. Çünkü yani ne bileyim, ben ev yıkamayı seviyorum. Yıkanınca daha temiz gibi oluyor. Şu şey değil. Leke var burada, başka bir şey. Ama yıkamak çok güzelmiş yani. Evin o yönden temizliği rahat olacak. Yıkanıyor. En sevdiğim yönü oldu. Başka bir şey göstereyim size. Bu eve taşındığımızdan beri çocuğum sürekli öğlen uykusunu böyle yerde yapıyor. Paşa gibi böyle seyiliyor, uyuyor. Aslında yavaş yavaş öğlen uykusunu bıraksın istiyorum. Çünkü okul başlayacak. Ama olmuyor yani, bir şekilde yok. Saçlarıma bakın, öcü gibi. Oyun parkına gidiyoruz, yok Efe geliyor onunla oynuyor. Yoruluyor çocuk.
haliyle akşamüstü de olsa bir yarım saat, bir saat böyle oturduğu yerde, yerde serilip uyuyor. Öyle yemeklerini falan yaptım. Dünden de lazanyam var. Aslında özellikle dün lazanya biraz fazla yaptım. Çünkü Nazlı'nın bugün Selik'le işi vardı. Gelirse hani bugün öğlen yeriz diye düşünmüştüm. Gelmediler. Akşama lazanyam var. İşte azıcık bir bamyam var. Fasulyem var. Yemeklerim var. Yapacak hiçbir şeyim yok. Oturacağım. Yarın da çamaşırlarımı yıkayacağım. Bavulumu hazırlayacağım. Öbür gün Ankara'ya gidiyoruz. Hazır mısın sürprizine? Evet. Baran uyandı. Şimdi odana doğru gidiyorsun. Odana. Sürpriz odanda. Babası geldi ve sürprizini getirdi. Hayır. Nasıl? Güzel. İstediğin gibi olmuş mu? Evet. Şöyle geniş çekimde göstereyim. Şöyle. Ya beğendin mi bu bana? Ya daha da büyük olsa olurmuş. Vallahi tam takım oldu. Yani biraz rengi soluk kırmızısı. Ama tam Baran'ın istediği gibi bir oda oldu sonunda. Yalnız ıslak hava kargoda mı delinmiş, ne olmuş, bir şey olmuş. Kaçalı bir şey olmuş. Bilmiyorum artık. Ne mi yaptı acaba annem? Olabilir. Ne mi yapmış olabilir? Şöyle bir halı. Nasıl babiş? Güzel. Beğendin mi? Beğendin mi? Artık odan istediğin gibi mi? Bir de perde istiyordu ama perde şimdilik kalsın, onu da alırız değil mi? Perde daha Dumbledore, yani. Robot, her şeyin oyuncaklarını oraya dizdi. Odasına hiç çıkmıyor Baran zaten. Önümüzdeki şeyde de onu alırız. Alırız perdeyi de. Her yer istediği gibi arabalı oldu. Evet, burada çok malzeme var. Hadi orada yiyelim. Bütün oyuncak orada. Hadi yeme. Bom, bu da çok güzel oldu. Bom. Bu da ha, bu. Asıl oda halısı diye aldığımız halı orada kaldı. Haydi. Canlarım, biz klasik yemeğimizi yedik. Gece gezmesine çıktık. Bu evde her gece çıkmıyoruz. Çünkü evi ilaçlama gibi derdimiz olmadığı için. Ama çamaşır suyu falan almam lazım. Bir markete gidelim dedik. Bir de evde olunca Serkan zaten geç geliyor. Ondan sonra yatıyor, benim sinirlerim bozuyor. Tek başıma oturuyorum diye. Bir gün yatıyor. Ne zaman eve girsem yatıyorsun. Anne baban arka camı da değiştirmiş. Serkan bu arada camı değiştirmiş. Ankara'ya gideceğiz ya, kırıklı cam. Neyse, evde durup yatmaktansa dışarıya çıkalım, birlikte vakit geçirelim dedik. Böyle çok fazla bir uzun video çekmemeye çalıştım, hatta markette falan da çekmeyeceğim. Sebebi dediğim gibi internetsizliğim. Bir de şöyle bir durum var, bugün bu videoyu çekerken mesaj geldi. Alabileceğim en fazla internet paketini aldığım için toplamda bu aylık 50 GB internet satın aldım. Daha fazla internet alma hakkım olmadığından dolayı internet hızım 250 megabit'e düşürülmüş. Yani internet kullanıcıları bile ki 250 megabitle bir video bile açamazsınız. En son Dilvin'in videosunu izledim. Ona şükür işte. Dilvin'e destek olmayı unutmayalım lütfen. Dilvin Karakoç YouTube'da. İnternet işini halledeceğiz. Dediğim gibi adreslerde bir sıkıntı var. Belediyenin adresiyle bizim fatura adresimiz farklı şu anda. Yeni adreste apartman numaraları falan değişmiş. Onları halletmeye çalışacağız. İşte Ankara'ya git gel 27'si, 28'i, 29'u gibi şeyde oluruz, burada oluruz. Ondan sonra başvurduk falan filan derken Eylül'ün başında umarım halletmiş olurum. O zamana kadar video çekemeyeceğim canlarım. Elif ablam dedi ki işte git interneti olan bir kafede videonu yükle falan dedi. Evet, o da mantıklı. Ama Baran'la uzun süre bir kafede vakit geçiremeyeceğim için onu da yapabileceğimi zannetmiyorum. Keşke yapabilsem. Çünkü zaten enerjimden de anlıyorsunuzdur ki video çekemediğim için mutsuz oluyorum ben. Üstelik yeni para kazanmaya başlamışken. Klima olmasa bir şey diyecek. Hele klima olmasa Baran Bey hiç oturmazmış. Yeni yeni para kazanmaya başlamışken böyle bir şey olmasa biraz moralimi bozdu. Bayağı moralimi bozdu. Çünkü hani seviyorum video çekmeyi, sizin yorumlarınıza. Özellikle canlı yayın yapmayı çok sevmiştim. Ama vardır bunda da bir hayır. Şöyle 10 gün, en fazla 15 gün benim bir tatildeymiş gibi düşünün lütfen. Hepinizden video çekemeyeceğim için tekrar özür diliyorum. Umarım bunu yükleyebilirim. Bir daha var. Evet, ne umutlarımız vardı. İşte yeni evdeyken her gün video çekecektim. Öyleydi böyleydi, sizlerle konuşmuştuk. Ama dediğim gibi bunda da vardır bir hayır. Onun için çok da şey yapmaya gerek yok. 10-15 gün sonra en geç affınıza sığınıyorum. Görüşürüz diyorum. Ama gene de kanalı beğendiyseniz videoların devamı gelecek. Evet, sadece kısacık bir ara vereceğim. Kanalı beğendiyseniz şuradan abone olsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. En kısa zamanda görüşürüz. İyi akşamlar. Hoşça kalın.